Dün Instagram'dan bize ulaşan bayan bir takipçimiz var. İstanbul'dan gelmiş. Altın Park Fuar Alanı'na gitmek istemişler. Metro'da Eryaman'dan gelmişler. Keçiören metrosuna aktarma yapmışlar AKM'de ve yolu bir karıştırmışlar. Nasıl gideriz diye bize mesaj atmışlar. Ben de hani bildiğim için, hani güzergah olarak sürekli kullandığımız için herkes de biliyor zannediyoruz. Halbuki Ankara'da olup da Sincan Eryaman tarafı Fatih tarafından, Etimesgut tarafından ulustan ötesini bilmeyen binlerce, yüz binlerce kişi olduğunu düşünüyorum artık. Bu videoyu da onlara fikir vermesi için ve fuar alanına gelmek isteyenler için çekip paylaşmak istiyorum. Şu an neredeyiz? Hemen şöyle göstereyim ben size. Abdülkekçi Parkı'nda, şu ellerin olduğu yer. Şurası Sıhye'deki geyikler. Şurası metronun çıkışı 1. Bir diğer metronun çıkışı da şurası oluyor. Yan tarafta da ATM'ler var. Hemen kendime doğru çeviriyorum. Geldiğinizde nereden gelirsiniz, gelin Ankara'da ulaşım çok kolay aslında. Sıhye'de iniyorsunuz. Geyiklerin olduğu yerde zaten. Metro'ya geliyorsanız metro'ya, Sıhye'de köprünün altına iniyorsunuz. Pursaklar tarafına giden araçlara binmeniz gerekiyor. 408 ve 413'e bindiğiniz zaman aydınlık evlerden, yani Altın Park'a varmadan içeriye, iç aydınlığa falan geçmiş oluyorlar. O yüzden ben size biraz sonra durak numarasını ve duraktan geçen hatları da belirteceğim. Altın Park Fuar Alanı'na hangi hatların geçtiğini de göreceksiniz. Yapmanız gereken şey çok basit. Hiçbir yere uğramıyorsunuz. Neyle gelirseniz gelin, Sıhye'de iniyorsunuz. Köprünün altında, hatta şöyle de göstereyim. Bakın Pursakların durağında. Şöyle büyütüyorum. Bakın bu şu an Kızılay'dan Ulus yönüne giden güzergah şu an gördüğünüz gibi. Bakın köprünün altında taksi durağı var şu an. Taksi durağının altında bu tarafta bekleyenler var. Burası Pursaklara giden araçların durağı. Şimdi biz de bunlardan birine binip direkt Altın Park durağında ineceğiz ve hangi hatlar geçiyor size onu göstereceğim. Evet, Altın Park Fuar Alanı'na geldik. Az önce inmiş olduğum durak aşağıda kalıyor. Bakın şu an otobüs yaklaşıyor durağa. Ve üst tarafında bir durak daha var. O durak numarasını da size belirttim. Bakın hatta Pursakların arabası 440 gelmiş, 493 gelmiş. Burada durakta iniyorsunuz. Ve hemen buradan böyle gelip şöyle hemen fuar alanı, şurası Anfa yazan yer zaten. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi şu. Çubuk ve Akyurt tarafına giden araçlar da var burada. O araçlara binmeyin. Mesafesi uzun olduğu için tam kart ücreti alır bir kez daha. O yüzden de kısa mesafeli araçlara binmenizi tavsiye ederim. Özellikle de Pursaklar yazan araçlara binip binerken de Altın Park Fuar Alanı önünden geçiyor mu diye sorabilirsiniz. Evet, durum bu şekilde. Geldiğinizde bakın şu durakta iniyorsunuz, hanımefendi bekliyor. Peki alışverişinizi yaptınız, fuara girdiniz. Peki nereden bineceksiniz? Hemen onu da göstereyim. Bakın şurada merdivenler var. O üst geçidi görüyorsunuz. Karşı tarafta bekliyor arkadaş. Oradan da binip geri gidiyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Fuara bir de hangi saatlerde gelirim, ne yaparım diye soruyorsunuz. Çok soranlar var. Onda da prosedür şu şekilde işliyor. Artık bilmenizde fayda var geliyorsanız. Ziyaretçi eğer yoğunluğu oluyorsa esnaflar kapatmıyor, devam ediyor fuara. Çünkü para kazanmaları gerekiyor. Ziyaretçi geldiği müddetçe açık oluyor. Yani akşam 8 diyorlarsa, 7 diyorlarsa kapanış,
O bir saat erken de olabilir, bir saat geç de olabilir. O artık birazcık şansınıza. Ama hafta sonu fuarlar yoğun olduğu için herkes izinli oluyor falan. Hafta sonu biraz daha bu süre uzayabiliyor. Eğer iş olmayacaksa, gelen giden de olmayacaksa ne yapıyor esnaf? Kapat diyor, gidiyor, dinleneceğim diyor. Yoruldum ben diyor. Gelen olmuyor nasıl olsa. Boş boşuna beklemenin bir anlam mantığı yok diyor. Buradan aktaracaklarım bu kadar. Bir de orada otopark var girişte, az önce görmüşsünüzdür. Onun da fiyatı 40 lira olmuş. Zaten onu da harf etmeme gerek yok. Navigasyona yazıyorsunuz Altın Park Fuar Alanı diye. Hepsi orada. Bir de A kapısı, B kapısı diye sormuş bir takipçimiz. A kapısı ile B kapısı, ben hani duyuruları yapıyorum ya, şu an brandanın olduğu yer. Onun ikisi iç içe. Bölümün bir kısmı yeşil, yerin bir kısmı A kapısı. Diğer kısmı tabii bölümse B kapısı. İçeriden karşılıklı giriliyor zaten. Aynı farklı bir güzergahtan giriş yeri yok. Arka tarafta da küçük bir cami var. İçeride de zaten lavabolar var. Bu şekilde kafesi de var aynı zamanda Altın Park'ın, Anfa'nın. Bilginiz olsun. Foralından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu görmüş olduğunuz Ege numaralarına binerek gelebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa yeni bir video çekerek yayınlamış oluruz. Bizi Instagram'dan güncel duyurularımızı takip etmenizi öneririm. Fuara özel indirimler yapıyorlar bazen firmalar, duyuruyoruz. Veya fuar iptal olur son dakikada. En güncel duyurular için Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın diyoruz. Artık o kadar geldik, bindik. Bir beğeni, bir like, bir yorum alırız sizden. Teşekkür ederiz. Selamlar başkent Ankara'dan.